Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de açıklamalar var ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı o tek taraflı yaptırımlara ilişkin. Fatih Avanos Bakü'de bizi bekliyor. Şimdi Aliyev'in açıklamalarının detaylarını alalım. Biraz önce Tahran'la Moskova ile konuştuk. Ortaya çıkan fotoğraf bölgede, Kafkaslar'da özellikle son derece önemli. Tüm dünyanın dikkati o bölgede. Altılı platformların işbirliğinden söz ediliyor. Bir tarafta Rusya, bir tarafta İran, ortada Türkiye. Önemli bir güç potansiyeli. Hem enerji kaynakları var, hem ekonomik potansiyel var. ABD'den ve Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye yönelik sürekli bir yaptırım içeren ifadeler var. Aliyev ne yanıt verdi bunlara? Senden alalım, onunla başlayalım. Coşkun Özen, dün akşam saatlerinde gerek Pompeo'nun gerekse de Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı'nın yaptırım kararını açıklamasının hemen ardından üzerinden bir saat geçmemişti ki Azerbaycan'dan ilk dış tepki Azerbaycan'dan geldiğini söyleyebiliriz. Oldukça da sert tepkilerdi. Gerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerekse de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İlk açıklama Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den gelmişti. S-400 hava savunma sistemlerinin alınması dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kabul edilemez olarak nitelendirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bir hatırlatma yaptı. NATO'da bazı ülkelerin bu ve buna benzer sistemleri kullandığını hatırlattı ama yaptırımların tek taraflı ve sadece Türkiye'ye karşı olması adaletsizliktir dedi Cumhurbaşkanı Aliyev ve bu durumu ikili standartların tezahürü ve kanunsuzluk olarak da değerlendiriyoruz açıklamasında bulundu. İlham Aliyev yaptığı açıklamada bu yaptırımlarının Türkiye'nin kendi milli savunma sanayini geliştirmesine mani olamayacağından eminim olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin bu meselenin oluşturulacak komisyon çerçevesinde objektif ve siyasi bakımdan tarafsız şekilde müzakere edilmesine ilişkin tekliflerini hatırlattı ve bu tekliflere cevap verilmediğini bildirdi. Azerbaycan Türkiye'nin, Türkiye ise Azerbaycan'ın yanındadır dedi ve ülkelerimiz daima birbirinin yanında kalmaya devam edecektir dedi ve bir hafta önce 10 Aralık'taki o geçit törenini hatırlattı. Her zaman iki ülke bir arada hareket edecektir dedi ve Türkiye'ye desteğinin de altını çizdi İlham Aliyev. Diğer taraftan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da İlham Aliyev'den yaklaşık yarım saat sonra onlar da yine bir açıklama yaptı ve ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı kınandı bu açıklamada. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırım kararını kınıyor ve Türkiye aleyhine bu adımı çifte standart uygulaması olarak görüyoruz şeklinde bir ifade yer aldı bu açıklamada. Türkiye'nin bu konuyu diyalog ve yine diplomasi yoluyla çözme önerisine Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıt vermemesini talihsiz bir durum olarak nitelendirdi Azerbaycan Dışişleri ve Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında yer aldığını, uluslararası hukuk ve adalete dayalı konumunu da desteklediği ifade edildi. Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için acil adımlar atılması lazım denildi. Ve yine hatırlatalım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de adaletsiz bir karar olduğunu ifade etmişti. Türkiye'nin milli savunma sanayinin gelişimine herhangi bir mani olmayacağına emin olduğunu ifade etti. Oldukça önemliydi Azerbaycan Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığından Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik çok net ve yerinde tepkiler geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kınarken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bu kararı adaletsiz olarak nitelendirdi ve kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Bölgedeki gelişmelere bakarsak dün yine iki ülke arasında aslında savaşın hemen ardından yine hatırlarsınız maddelerden birisi de takastı. Yani esir ve şehitlerin, naaşların değişimiydi. Bu anlamda da önemli bir yine takas oldu dün akşam saatlerinde. Özellikle 2014 yılından bu yana Kelbecer'deki evlerini ararken esir düşen ve 7 yıla yakın süredir de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin elinde esir kalan 2 sivil vatandaşla 12 Azerbaycan askeri başkent Bakü'ye getirilirken yine Ermenistan tarafına da naaşları verildi. Askerlerin naaşları verildi. Dün akşam saatlerinde bölgede de en önemli gelişme de bu şekildeydi diyelim. Bakü'deki notlar böyleydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Ankara'nın, Bakü'nün, Tahran'ın, Moskova'nın tepkisini aktardık.